Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye'nin gerçek sahipleri, Türkiye'nin Edirne'den Ardahan'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne her zaman desteğiyle varoluşunun temeli olan Türk gençliği bugün salonumuzda. Onlara hoş geldiniz diyorum. İl il, il il adlarınızı saymıyorum değerli gençler. Sizler bir ilin yetiştirdiği çocuklar olabilirsiniz. Ama hepiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu ülkenin çocuklarısınız. O yüzden hepinize birlikte hoş geldiniz diyorum. Değerli genç arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, eski şehir tepebaşı Alaç kurtiyerleri aramızda, hoş geldiniz. Yeni mahalle ilçe başkanımız ve yönetimi aramızda. İzmir, Çeşme ve Lanlıdere ilçe başkanlarımız, il yönetimleri aramızda. Afyon il başkanımız ve yönetimi aramızda. Kocaeli Dilovası ilçe başkanımız ve yönetimi aramızda. Çorum, Alaca, Osmancık, Laçin ilçe başkanlarımız, Çorum Belediye Meclis üyeleri aramızda, Şişli ilçe örgütü aramızda, Marmara Roman Dernekleri Federasyonu aramızda, Balıkesir Roman Dernekleri aramızda, Arnavutköy Cemevi Yönetim Kurulu ve Kadın Kolları üyeleri aramızda, Balıkesir Edremit Belediye Başkanı aramızda, Narlıdere Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis üyelerimiz aramızda. Şu anda Genel Başkanımız salona girmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet. Evet. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
hepinize yürekten teşekkürler. Elbette ki motorları maviliklere süreceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti yakalamak için bu mücadeleyi yapacağız. Bizim mücadelemiz halkın mücadelesidir. Bizim mücadelemiz daha güzel bir Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz yargı bağımsızlığı olsun mücadelesidir. Bizim mücadelemiz medya özgürlüğü mücadelesidir. Ve bizim mücadelemiz hiçbir gazetecinin, hiçbir milletvekilinin hapiste olmadığı özgür, bağımsız bir Türkiye mücadelesidir. Geçen hafta sözlerime başlarken Artvin Murgul'da Eti Maden Anonim Şirketi'nde işçilerin greve gittiğini ve grev sonucu olarak da uzlaşmaya varıldığını ama bu işçilerden çok az bir kısmının işveren tarafından istihdam edildiğini söylemiştim. Şimdi 480 işçiden 445'i işbaşı yapmış. Geriye kalıyor 35 işçi. Buradan 35 işçinin de haklarının teslim edilmesini istiyorum. Sadece ben değil, emin olun. Onlar çalışacaklar, onlar üretecekler, onlar mücadele edecekler. Onlar çalıştıkça, alın teri döktükçe evlerine helal ekmek götürecekler. Dolayısıyla işverenden özellikle istirhamım, hiç kimse dışarıda kalmasın. Herkes işbaşı yapsın, herkesin aşı ve işi olsun. Ve bu Türkiye'nin huzuru açısından da son derece değerlidir. Ömer Gergerlioğlu'nu herhalde tanıyorsunuzdur. Bir dönem Mazlum Derin Başkanlığı'nı yaptım. 27 yıl doktorluk yaptım. Bütün hayatı insanların sağlığa kavuşturulmasıyla mücadele hayatıdır. Ve dolayısıyla mazlumların yanında olduğu için, onlarla beraber olduğu için, insan haklarını savunduğu için güçlü ve önemli bir aktördü. Güçlü ve önemli bir aktivistti aynı zamanda. Geçen hafta kendisi kanun hükmünde kararnameyle, daha doğrusu önceden kanun hükmünde kararnameyle görevine son verildi. Kapının önüne kondu. Daha sonra şiddeti övme suçunu işlediği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum oldu. Bu tür tablolar Türkiye'ye yakışan tablolar değildir. Bir kişi düşüncesini açıkça ifade ediyorsa onun mahkum edilmesi, onun hapse atılması asla ve asla doğru değildir. Biraz sonra sizlere yargı bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu ve neden yargı bağımsızlığına bu kadar önem verdiğimizi sizlere anlatacağım. Ömer Gergerlioğlu bu cezayla karşı karşıya kaldığında şu açıklamayı yapıyor. İnanılmaz zalimliklerin, vicdansızlıkların hukuk adına yapıldığı bu dönemin geçmesi için umudumu yitirmeyeceğim ve gerçek hukuka ulaşmak için gayretime devam edeceğim. Evet, Ömer Gergerlioğlu ile beraberiz. Her türlü zalimliğin karşısında olacağız. Çünkü zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır. Asla zulmün karşısında boyun eğmeyeceğiz ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hasan Songür. 25 yaşındaydı. Annesi büyük fedakarlıklarla, ailesi büyük fedakarlıklarla üniversiteye göndermişti. Ve kendisi atama bekleyen öğretmendi. Uzun süre geçti, atama yapılmadı. Dolayısıyla bu da bir yerde çalışma ihtiyacı hissediyordu. Ve gitti Manis Organize Sanayi Bölgesi'nde kendi alanıyla ilgili olmayan bir işçi olarak çalışmaya başladı. Bir gece vardiyasında iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Değerli arkadaşlarım,
Öğretmenlerin ne kadar değerli bir görev üstlendiğini hepimiz biliyoruz. Hepimizi yetiştiren öğretmenlerimiz. Öğretmenleri baş tacı yapmamız gerekirken onların pres makinası arasında sıkışıp ölmesini kabul edemiyorum. Milli Eğitim Bakanı diyor ki 109 bin öğretmen açığımız var. 109 bin. Niye almıyorsunuz bunları? Hangi gerekçeyle almıyorsunuz? Bunlar gittiler, okudular. Öğretmenle öğrencinin buluşması lazım. Bir arada bunların geleceğe hazırlık yapması lazım. Öğretmenlik mesleği sıradan bir meslek değil. Hepimizin saygı duyduğu bir meslektir. Emin olun, emin olun. CHP iktidarında göreceksiniz. Baş tacı yaptığımız tek meslek öğretmenlik mesleği olacaktır. Taşımalı eğitime kesinlikle son vereceğiz. Taşımalı eğitime. Nerede bir öğrenci varsa orada öğretmen de olacak. Nerede bir öğrenci varsa orada öğretmeni de olacak. Tabii Hasan Songur kardeşimiz hayatını kaybetti iş kazasında. Ona Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ocak ayında, 2018'in Ocak ayında iş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 141. 141 kişi iş kazalarından sonra hayatını kaybetti. Değerli milletvekili arkadaşlarım, emin olun Cumhuriyet Halk Partisi toplumun her kesiminin umudu olmuş durumunda. Kimin bir sorunu varsa gelip bizim kapımızı çalıyor. Kimin bir derdi varsa gelip kapımızı çalıyor. Diyor ki benim böyle bir derdim var, bu derdimi mutlaka ama mutlaka gündeme getirin. Siz gündeme getirirseniz daha etkili oluyor diye söylüyorlar bize. Geçenlerde bir grup imam arkadaş geldi. Beni de diğer arkadaşları da ziyaret etmişler. Değerli arkadaşlarım, 12 Mayıs 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir sınav açılıyor. İl müftülüklerinde bünyesinde boş bulunan imam hatip kadroları için geçici cami görevlisi alınması. Sınav açılıyor, sınava giriliyor. Arkasından sözlü sınav oluyor, sözlü sınava da giriyorlar ve bunlar imam oluyorlar. Köylere atanıyorlar. Fakat bir süre, 15 gün bunlara ücret verilmiyor. Fakat bir süre sonra diyorlar ki bunlara, efendim siz imam değil, temizlik görevlisi ve çaycı olacaksınız. Devlet anlayışına bakın. Ya bu adam ilahiyat okumuş veya imam hatipten mezun olmuş. Sen bunu niye çaycı ve temizlik görevlisi olarak o kontenjandan alıyorsun? Geldiler ve bizim sorunumuza çözüm bulun dediler. Toplam 4.995 kişi. O imam kardeşlerimin tamamına söz veriyorum, tamamına. Siz görevinizi yaptığınız sürece biz size her türlü desteği vereceğiz. İnsana, insanlığa sevgiyi, saygıyı aşıladıktan sonra her zaman sizin yanınızda olacağız. Her zaman size destek vereceğiz. Bizim bir özelliğimiz var. Hiç kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayız. Herkes huzur içinde yaşasın, huzur içinde görevini yapsın. Tek arzumuz budur. Değerli arkadaşlarım, işsizlik Türkiye'nin en temel sorunu. Yani 5000'e yakın imam, temizlikçi ve çaycı olarak atanıyorsa üzerinde durmak lazım. Devlette liyakat sisteminin çökmesinin temel nedeni budur. Kim hangi dalda eğitim yapmışsa o alanda faaliyet göstermeli. Eğer siz bunu yapmaz da liyakat sistemini köreltirseniz devleti yok edersiniz. İşsizlik sorun mu? Sorun. Gençler arasında işsizlik sorunu en temel sorunlardan birisi. Genç kadınlar arasında işsizlik çok daha yüksek rakamlara ulaşıyor. Bankalara bireysel kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı arkadaşlar. 1 milyona yaklaştı. Şimdi bu imam arkadaşlar da diyorlar ki işimize son verildi, biz borçlandık. Ev tuttuk, ev kirasını ödüyoruz. Peki nasıl olacak da biz geçineceğiz? Onlar sizi anlamazlar kardeşim. Onlar din ticareti yaparlar. Biz herkesin inancına saygılıyız. Aramızdaki temel farklılık budur.
O nedenle söylüyorum bütün imam arkadaşlarıma, sizin vereceğiniz her çaba bizim boynumuzun borcudur. O çabayı takdirle anacağız ve o çabayı mutlaka ama mutlaka Türkiye satına yayacağız. Şimdi vatandaşın dünya kadar borcu var. Dünya kadar sorunu var vatandaşın. Ama değerli arkadaşlarım, size bir örnek vereyim. Devlet hava meydanları işletmesi. Dalaman, Milas, Bodrum ve Antalya havalimanlarını kiraya veriyorlar. Olabilir, kiraya verebilirler. Ama alan firmalar kira bedelini zamanında ödemiyorlar. Ödemeyince ne olur? Faiz yüklenir üstüne. Oturuyorlar, bir karar alıyorlar. Faizlerin tamamını siliyorlar. Ana parayı öde, ana parayı da ödemem diyor. Ne zaman? Haziran 2018'de öderim. Bana söyler misiniz? Çiftçinin, işçinin, emeklinin borçlarının faizleri silindi mi? Bankalara dünyanın faizleri ödeniyor. Bunlar silindi mi? Hayır. Adamını bulursan sorununu çözüyorsun. Sırtın yoksa, arkan yoksa sorununu çözemiyorsun. Diyebilirsiniz ki devletin kira alacağı ne kadar? Dalaman Havaalanı 28 milyon 680 bin euro. Milas Bodrum Havaalanı 25 milyon 380 bin euro. Antalya Havaalanı 100 milyon 500 bin euroluk alacağını devlet tahsil edemiyor. Sürekli erteliyor. Faizi de sıfırladığı halde. Değerli arkadaşlarım, vatandaşın borç batağında olduğunu defalarca ama defalarca bu kürsüde ifade ettim. Borç batağında. Faizini ödeyemiyor. Ana parayı ödeyemiyor. İcra daireleri tıka basa dolu. Vatandaşın ödediği faizler 620 milyar lirayı aştı. 620 milyar lirayı. O nedenle diyorum bu hükümet faiz lobilerinin hükümetidir. Bu hükümet tefecilerin hükümetidir. Bu hükümet halktan yana değil faiz lobilerinden yana çalışan bir hükümettir. Yine aynı şekilde bakın Türk Telekom bizim göz bebeğimizdir. Özelleştirildi. Alan firma 60 bin çalışanı 30 bine kadar düşürdü. Şimdi devlete olan borcu var, ödemesi gerekiyor. 4 milyar 75 milyon lira parayı da ödemem diyor. Şimdi herhangi bir vatandaşı düşünün. Bir esnafı, bir çiftçiyi, bir emekliyi parasını ödemediği zaman doğru icra dairelerine gidilir. Para zorla alınır faiziyle beraber. Şimdi siz dünyanın parasını ödüyorsunuz ve siz borçlusunuz. 4 milyar 75 milyon lira bu parayı bu şirket gelip size ödemiyor. Ödemeyince ne oluyor? Devlet borçlanmak zorunda kalıyor. Her borçlandıkça daha fazla faiz ödüyor. 70'e yakın Mardin'de 70'e yakın köyün elektrikleri kesildi. 70'e yakın. Köylüye gelince aslan ama yandaşa gelince kuzu gibi oluyorlar. Bunu da bilginize sunmak isterim. Size yargı bağımsızlığı konusunda bir belge, daha doğrusu bir broşür. Bunu Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Soruşturmaları Bilgi Kitapçığı olarak savcıların ve hakimlerin eğitiminde dağıtılmış. Değerli arkadaşlar, anayasaya göre yargı bağımsız. Hiç kimse yargıya emir ve talimat veremez. Bu eğitim kitapçığı 6. sayfası 6. madde şöyle diyor. Hakim ve savcıların kişisel suçlarına ilişkin hususlar başlığı altında hakim ve savcılardaki delillerin nasıl yorumlanacağı belirtilmiş ve maddenin son cümlesinde şöyle diyor. Tahliye konusunda hakimler savcılar kurulu ile mutlaka istişarede bulunduktan sonra irade oluşturulacaktır. Yani hakime savcıya diyor ki sen kişisel suçlar dolayısıyla bir şey olursa son kararı vermeden önce benimle bir görüşeceksin. Ondan sonra iradeni oluşturacaksın diyor. Ve bu hakimlere ve savcılara söyleniyor. Kim? Adalet Bakanlığı söylüyor.
Bu ülkede yargı yok, adalet yok, hak yok ve hukuk yok. Dolayısıyla bizim mücadelemizin kutsal bir mücadele olduğunu artık herkesin bilmesi lazım. Yetiyor mu? Hayır. Bakın değerli arkadaşlar. Bu da çok enteresan. Kitapçığın 10. sayfasında 1. madde. Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ terör örgütüne imar, ihale, arazi ya da bina tahsisi gibi iş ve işlemleriyle yapılan kolaylık ya da terör örgütüne yakınlığı bilinen şirket ve kişilere sağlanan menfaatlerde soruşturmaların 17-25 Aralık 2013 tarihinin ancak soruşturma konusuyla açıkça bağlantısının anlaşılması halinde ilişkilendirilmeli. Yani diyor ki, bürokratik lafları bırakırsak, FETÖ ile ilgili soruşturmalarda 17-25 esas alacaksın. Ondan öncekini görmeyeceksin, ondan sonra soruşturma açabilirsin diyor. Ben diyordum ya, bunlar terör örgütüyle birlikte çalışıyorlardı, aynı menzile yürüyorlardı ve bunlar FETÖ terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlardır. Bu açık ve net yargıya müdahaledir. Şimdi ben merak ediyorum. Hakimler Savcılar Kurulu'nda görev yapan arkadaşlar, hangi davalar için size soru soruluyor? Hangi davalar için sizden görüş alınıyor? Ve o hakime siz nasıl sen hakimsin diyebiliyorsun? İradeyi bana sormadan iradeyi oluşturmayacaksın diyor. Değerli arkadaşlarım, Kadir Mısırlıoğlu diye bir soytarı var. Bu öyle bir soytarı ki, yaptığı konuşmada diyor ki, keşke Yunan galip gelseydi diyor. Keşke Yunan galip gelseydi. Ne zaman? Milli Kurtuluş Savaşı'nda. Şimdi bu soytarıya önce sarayın kapısını açtılar. Baş köşeye oturttular. Yetmedi, hastalandı sözde. Erdoğan onu ziyarete gitti. Arkasından meclis başkanı da ziyarete gitti. Şimdi ben çok açık ve net soruyorum. Sevgili Recep Bey, sen Kadir Mısıroğlu'nun görüşlerini paylaşıyor musun? O Milli Kurtuluş Savaşı'na ve vatana ihanet etti. Sen de bu ihanetin bir parçası mısın? Açık ve net senden bir cevap bekliyorum. Açık ve net. Evet, geliyoruz. Bu tür soytarıların dışarıda tutulması lazım. Eğer bir ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat gidip de bu soytarılarla muhatap oluyorsa, o da vatana ihanetin bir parçasıdır. Efendim, bir soytarı daha var. Bu da akademisyen. Abdullah Akın, Çanakkale Üniversitesi'nde görev yapıyor. Aynı zamanda ilahiyatçı. Diyor ki, Çanakkale ve Bursa'da genel olarak kullanılan camiler vardır diyor. Vardır diyor. Çok özür dilerim bunları kullandığım için ama bu soytarıya da acaba Recep Bey gidecek mi? Meclis Başkanı gidecek mi? Güzel söyledin diyecek mi? Ya insanların ibadet ettiği alan ne olursa olsun herkesin saygı duyması lazım. Cahil bir adam değil. Cahilden daha kötü.
Şimdi barış isteyen akademisyenleri kapının önüne koyacaksın. Barış istedi diyen. Onları üniversiteden atacaksın. Pasaportlarını el koyacaksın. Bu tür soytarılara ise ses çıkarmayacaksın. Eğer bir hükümet bu tür soytarılara ses çıkarmıyorsa o soytarılığın bir parçası olur. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Değerli arkadaşlarım, bugün asıl gündem konuğumuz şeker fabrikaları. Bir ülkenin ekonomisi güçlüyse o ülke dünyanın her tarafında saygınlık kazanır. Hele hele katma değeri yüksek ürün üretiyorsa dünyanın her tarafında saygınlığı artar. Üretmeyen bir ülkenin bağımsızlığını koruması mümkün değildir. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ekonomi savaşına başlamıştır. 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni toplayarak. Ve yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça Türkiye bağımsızlığını koruyamaz. Yine aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk denizaltı yapmıştır. Kayseri'de uçak fabrikası kurmuştur. Türkiye'nin her tarafına şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, Sümerbank'ın fabrikalarını götürmüştür. Anadolu'nun her tarafına yaymıştır dengeyi korumak için. Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin gücü üretimden kaynakları, tüketimden değil. Eğer 80 milyonluk bir nüfus Batı'nın egemen güçlerinin iştahını çeker ve onlara yaptığı dayatmalarla kendi ürünlerini Türkiye'de pazarlamak isterse buna hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Osmanlı, Osmanlı diyorlar. Osmanlı şeker üretemiyordu. Bir kilo bile şeker üretemiyordu. Osmanlı, Osmanlı diyor. Osmanlı'nın parasını basacak kendi bankası yoktu. 1930 yılında Merkez Bankası kuruldu. 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atıldı. Ve bütün olumsuzluklara karşın Osmanlı'nın borcu son kuruşuna kadar ödendi. Hiç kimseye minnet edilmedi. Ben son kuruşuna kadar Osmanlı benim devamım. Dolayısıyla ben Osmanlı'ya her türlü eğer borcu varsa borcunu ödeyerek yükümlülüğünü yerine getireceğim demiştir. Şeker üretme imtiyazı Osmanlı döneminde verilmişti bazılarına. Fakat şeker üretme imtiyazını kimse kullanamadı. Cumhuriyet'in ilanından 3 yıl sonra Alpullu'da şeker fabrikası açıldı. 26-11-1926'da. Yine 17 Aralık 1926'da Uşak Şeker Fabrikası da açıldı. Bakın bu şeker fabrikaları açıldığında dönemin başbakanı, İktisat Bakanı şu açıklamayı yapıyor. Herhangi bir şeker fabrikasının resmi açılışından dönen arkadaşlarımız da dindar bir insanın Hicaz'dan geldiği zaman zemzemle sakalını yıkadığı vakit duyduğu heyecanı görmüştüm. Elhamdülillah bizim de memleketimizde şeker yapılabiliyor deniliyordu. Evvel emirde memleketimize şeker yapılmasını bir kıymet olarak kabul ediyorlardı. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını halkın vergileriyle kurulan fabrikaları sata sata bitiremediler. Şimdi gözlerini şeker fabrikalarına diktiler. Biz şeker fabrikalarının özelleştirilmesine niye karşıyız? Birinci maddemiz şu. Tarihimize sahip çıkmak için. Şeker fabrikaları bizim tarihimizdir. İlk kurulan fabrikalardır. O fabrikaları yaşatmak, modernize etmek hepimizin ortak görevidir. Ve Türkiye şeker ithal eden bir ülkeden bugün şeker ihraç eder bir noktaya gelmiştir. İki, her fabrika Cumhuriyet'in bir kalesidir. O kaleye sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bugün yaklaşık 25 bin aile yani 1 milyon kişi
şeker pancarından geçirmektedir. Yine bugün dünyada şeker pancarı üretiminde Rusya, Fransa, Amerika ve Almanya'dan sonra 5. büyük üreticiyiz. Gelişmiş ülkelerle aynı yerdeyiz. Şeker üretiminde bu noktadayız. Şimdi diyorlar ki şeker fabrikalarını bir şekliyle elden çıkaracağız. Bugün şeker fabrikaları sektörünün, şeker sektörü yaklaşık 3 milyar dolarlık katma değer yaratıyor. 3 milyar dolarlık. Beşinci olarak şeker pancarı üretimi Türkiye için stratejik bir üründür. Nasıl Karadeniz için fındık, Rize için çay, Zonguldak için kömür stratejik bir ürünse bunların karına zararına bakılmaz. Çünkü milyonlarca aile bu gelirlerden besleniyor ve buralardan geçiniyorlar. Dolayısıyla şeker pancarı için de stratejik bir üründür ve bu ürüne sahip çıkmamız lazım. Yine aynı şekilde aynı büyüklükteki bir ormanla bir şeker tarlasını karşılaştırın, şeker pancarı tarlasını. Şeker pancarının ürettiği oksijen ormanın ürettiği oksijenin tam 3 katıdır. Fabrika kuran fabrikalar yapıyorlardı. Hala da yapıyorlar. 5 fabrikamız Ankara, Eskişehir, Afyon, Erzincan ve Turhal şeker fabrikaları aynı zamanda fabrika yapan fabrikalardır. Anahtar teslimi şeker fabrikası, anahtar teslimi çimento fabrikası kuruyorlar. Kimseye minnet etmeden. Ve dolayısıyla bu sektör şimdi yok edilmek isteniyor. Değerli arkadaşlarım, neden bunu yapıyorlar? Nişasta bazlı şekerin önünü açmak için. Bursa'da Kargil. Tam beş kez yargıya başvuruldu. 5 kez. Her seferinde kanunlar iptal edildi ama her seferinde gittiler, Kargil'i biraz daha büyüttüler. Çünkü dönemin Amerikan başkanına söz vermişlerdi. Kargil'i burada kurduracağız diye. Değerli arkadaşlarım, Kargil Gedeoğlu Mısır'dan şeker üretiyor. Sıvı şeker. Bakın bu sıvı şeker, değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği ortalaması, kullanılan şekerin Avrupa Birliği ortalaması %1,5. 2 bile değil. Bazı ülkelerde nişasta bazı şekerin kullanımı yasak. Ama bizim ülkemizde bu şu anda %15. Önümüzdeki süreç içinde daha fazla artabilir. Bütün bilim insanları, namuslu bilim insanları şunu söylüyorlar. Bu nişasta bazı şeker obeziteye yol açar, meme kanseri özellikle kolon kanserine yol açar ve karaciğerde yağlanmaya yol açar. Hani diyorlar ya milli ve yerliyiz diye. Batsız sizin milliliğiniz, batsız sizin yerliliğiniz. Bu yolu nasıl açtılar? Önce Kargil'in kurulmasına imkan sağladılar. Bütün hukuksal zeminleri zorlayarak. Sonra şeker kurumunu tümünden kapattılar. Şeker kurumu tümüyle kapatıldı. Sonra özelleştirme kanununda bir düzenleme yaptılar. Eskiden özelleştirme verimlilik nedeniyle yapılırdı. Şimdi kamuya gelir sağlama amacıyla yapılıyor. Et balı kurumunu kapattılar. Şimdi canlı hayvan ve et ithal ediyoruz. Yem fabrikalarını kapattılar, şimdi saman ithal ediyoruz. Süt endüstrisi kurumunu kapattılar, şimdi süt tozu ithal ediyoruz. 2017'de 270 bin süt tozu, ton süt tozu ithal edildi. Tekeli kapattılar, hem sigara hem tütün ithal ediyoruz. Şimdi de şeker pancarını üretmeyin diyorlar. Çünkü nişasta bazlı şekerin önünü açacağız diyorlar. Peki bu fabrikaların gerçek sahibi kim? Bu fabrikaların gerçek sahibi bu ülkede yaşayan vatandaşlar. Vergisini ödeyen vatandaşlar. Onların paralarıyla, pullarıyla yapıldı bütün bu fabrikalar. Hepsi yapanlar namuslu insanlardı. Bir başka ülkenin telkiniyle fabrika kurmadılar. Bir başka ülkenin telkiniyle fabrikaları kapatmadılar.
kendileri ülkenin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yaptılar. Bu fabrikaların gerçek sahibi halk, ama Man Adası'nda vergi ödememek için şirket kuranlar bu fabrikaların sahibi değil. Onlar bu fabrikalara ihanet edendir. Kapatacağız diyenler. Şeker fabrikalarını her ortamda destekleyeceğiz. Satılması için, satılmaması için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bunun mücadelesini yapacağız. Bir grup arkadaşımız, yaklaşık 20 arkadaşımız bu konuda görev yapıyor. Onlar bütün şeker fabrikalarına gidiyorlar, işçilerle beraber oluyorlar. Buradan şeker fabrikalarında çalışan işçilerime de seslenmek isterim. Sizin hakkınızı, hukukunuzu sonuna kadar savunan biziz. Ama yeri geldi bize oy vermediniz. Yeri geldi beklediniz. Sizin güzel bir sloganınız vardı. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Şimdi sıra şeker fabrikalarına geldi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak size sonuna kadar destek vereceğiz. Her zaman yanınızda olacağız. Çünkü siz eve huzurla dönün istiyoruz. Siz Cumhuriyet'in kalelerine sahip çıkın diye istiyoruz. O fabrikalar kolay kurulmadı. O fabrikalarda kolay görev yapılmadı. Biz şeker fabrikalarında çalışan geçici işçilere kadro verilsin diye mücadele ederken onlar bugün şeker fabrikalarını kapatmak, yok etmek istiyorlar. O nedenle bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Ve gençler, bugün geldiniz. Size teşekkür ederim. 2019'a evet. Gençliğe her zaman güveniyorum. Sonuna kadar güveniyorum. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi gençlere emanet etti. Türkiye'yi gençlere emanet etti. Şimdi size bir çift sözüm var. 2019'a hazırlık yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz? 2019'da o diktatörü saraydan aşağı indireceğiz. Dolayısıyla her gencin kendi ülkesine, demokrasiye, insan haklarına, düşünce özgürlüğüne, din ve vicdan özgürlüğüne sahip çıkması lazım. Sizin böyle bir göreviniz var. Bulunduğunuz alanın tamamen dışına çıkabilirsiniz. Bulunduğunuz çemberin tamamen dışına çıkabilirsiniz. Yeni genç arkadaşlarla birlikte Türkiye'nin sorunlarını özgürce tartışabilirsiniz.
Bugün iki genç arkadaşımızın gözaltına alındığı haberi geldi. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse. Hiç kimse endişe etmesin. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Şu çok önemli. Şu çok önemli. Birlikte olursak, birlikte mücadele edersek, demokrasi için, demokrasi için, birlikte yaşamak için, o zaman gerçek anlamda gücümüzü ortaya koymuş oluruz. Demokrasi bağlamında herkesi kucaklayacağız. Efendim bizim partiden, o partiden, bu partiden değil. Kim demokrasiyi savunuyorsa, insan haklarını savunuyorsa, düşünce özgürlüğünü savunuyorsa, din ve vicdan özgürlüğünü savunuyorsa, yargı bağımsızlığını savunuyorsa, onlarla birlikte demokrasi mücadelesi vereceğiz. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için. Birleşe birleşe mücadele edeceğiz. Daha güzel bir Türkiye için. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Oturumu kapatıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.